Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular ve onların perde arkasıyla beraber olacağız. Hem perde arkalarına bakacağız hem konuşulmayan detaylarla ilgileneceğiz. Türkiye'nin gündemi hiç bitmiyor ve ilginç haberler de hiç bitmiyor. Sudan'dan ithal at ve eşek eti nasıl değerlendirecek sorusu var hafızalarımızda. Alman istihbaratından Türkiye'lilere dikkatli olun uyarısı geldi. Libya'da yeni bir bataklık arayışımız var. Sokak ortasında öldürüldü bu kez bir genç çocuktan. 16 yaşındaki Berkay İşlev'den söz edeceğiz. Fakat bir çatışmanın ortasında öldürülmüştü. Fakat katillerinden hiçbirisi ceza almadı. Sadece bir sanık var. 18'inde de mahkeme günü var. Berkay için adalet istiyor ailesi. Bu hafta bu konuları konuşacağız. Orhan Sarıbal bizle olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hediye Levent Libya, Türkiye ile olan ilişkileri masaya yatıracak bizimle birlikte. Dilerseniz başlayalım. Şimdi Sudan'dan ithal hayvan ithalatı. Yani şunu demek istiyor sanıyorum ki devletimiz. Et bulamazsanız at yiyin. Tabii AKP'nin üretimi bitirmesiyle hayvancılığın, tarımın ortadan kalkmasıyla çok yakından ilişkili bir konu. Türkiye ne yurt dışında aslında ne yurt içinde AKP iktidarıyla peşkeşe doymuyor. Halkın parasını saçmalara doyamıyor. Örnekler çok fazla. Bugün bile bunlardan gazetelere yansıyan örneklerden söz edebiliriz. Katar prensinin annesine Kanal İstanbul çevresinde 44 dönüm arazi sattığı ortaya çıktı. Tüketmeyen, üretmeyen, tüketen, bunun ötesinde mal varlıklarını, çocuklarımızın geleceğini gözden çıkaran 18 yıllık aslında çoğu tarafı trajik ne yazık ki bir iktidarla karşı karşıyayız ve maalesef dur deme noktasındaki endişeleri değerlendirmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Sadece mal varlıklarımızı, topraklarımızı peşkeş çekmekle kalmıyor. Parayı da tuhaf yerlere saçıyor. İşte biliyoruz ki çok fazla haber yaptık. Malatya'da, Kayseri'de kayısı ekilmiyor, tütün ekilmiyor. Bunların hepsini neoliberalizmin ruhuna ve anlaşmalara, AKP'nin bir tarafına uygun olarak yurt dışından da almaya devam ediyoruz. Ama bu at ve eşek eti meselesinde artık kantarın topuzunun iyiden iyiye kaçtığını da görüyoruz. Çok hakim bu konulara kendisi Sayın Orhan Sarıbal, CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı. Kendisiyle konuşacağız. Doğrusu merak ediyorum. Yani bu 500 ton at ve eşek eti ne olacak? Ve hayvancılıkta bitiyor, tarımda bitiyor. Türkiye bu yöntemlerle bu ekonomik krizin içerisinden nasıl çıkabilecek hepsini soracağız. Sayın Vekilim, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Şimdi, İyi misiniz? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Kongreden çıktınız ve bu nazik bir biçimde yayınımıza o ayağınızın tozuyla katıldınız. Çok teşekkür ederiz bunun için de. Ayrıca şimdi anlamakta güçlük çekiyoruz aslında. Yani önümüzde hani çocukluğumuza ait, ilkokul yıllarımıza ait bir grafik vardır. Bölgelere ayrılmış bir grafik. İşte kimi bölgelerde incir vardır, kimi bölgelerde hayvansal ürünler vardır, kimi yerlerde mısır vardır. Yani Türkiye zengin bir ülkedir. Ama geldiğimiz noktada hani Suriye'den patates alıyoruz, saman alıyoruz. Bir de şimdi Sudan'dan at ve eşek eti çıktı başımıza. Önce bunu anlamak istiyorum. Yani bu işin hikmeti nedir? Çok teşekkür ederim.
Biz ilk milletvekili seçildiğimizde 2015 yılında hemen arkasında açıklamalar yapmaya başlamıştık ve o zaman şunu söylemiştim. Gün gelecek bizi at etine, it etine muhtaç edecekler diye. Çünkü bu serüven aslında 1980 yılından itibaren başlamıştı. Hı hı. O günden itibaren Türkiye'yi bir sanayi sevdası başlatmıştı iktidarlar. Ve öyle bir sevdaydı ki bu, her şey tarımın aleyhine gelişmeye dönüktü. Tarımsal üretimden uzaklaştırmaya çalıştılar ülkeyi. Sanayileşmenin adeta tarımda kalkınmanın bir engeli olarak ya da tarıma kıymet vermenin sanayiye kıymet vermeme anlamı taşıyormuş gibi bir algı yöneterek siyasal iktidarlar tarımdan ellerini çektiler. Onun yerine tarımı serbest piyasaya, sizin de demin söylediğiniz gibi neoliberal piyasaya, yani kuralsızlığa bıraktılar. Oysa böyle bir hikaye dünyada yok. Dünyada serbest piyasa denen ya da kuralsızlaşma denen bir kavram kesinlikle ve kesinlikle yok. Dünyada gelişmiş toplumlar kendi çiftçilerini ve kendi üretim biçimlerini sonuna kadar koruyorlar, sahip çıkıyorlar, destek veriyorlar, inadına ve ısrarla üretmeye devam ediyorlar. Ama iş bizim gibi bugün 82 milyon, yarın 90 milyon, daha sonra 100 milyon olacak bir topluma gelince, ekonomik krizlerle boğuşmaya başlayınca bize biçilen rol aynen şu: siz üretmeyin, biz sizin için üretiyoruz. Hı hı. Siz üretmek yerine tüketin. Yani biz 82 milyonu iyi bir müşteri, Türkiye'yi iyi bir pazar ve bu müşteriyi ve bu pazarı yönetecek de bir tüccar iktidarı bu topraklarda, bu ülkeye dayatıyorlar. Çünkü hatırlayınız, Erk Bey 80 öncesinde, hatta 68 kuşağından beri bir laf söyleriz. Evet. Kahrolsun emperyalizm deriz ama ve onun yerine işbirlikçileri deriz. Yani emperyalizm, yani yabancı güçler, yani neoliberalizm ya da kuralsızlaştırma dediğimiz o yapı, oysa kuralı falan var. Onlar tek başına bize gelmiyor. Eğer yerelde bir ayağı varsa, onların değirmenine su taşıyan iktidarlar varsa birlikte geliyorlar. Şimdi hatırlayınız, 80'ler itibaren ilk tohum ithalatı 1984 yılında başladı. Ardından zirai donatım kurumları, ardından zirai araştırma kurumları, ardında bütün tarımla ilgili kurumlar yavaş yavaş işlevsizleştirildi. TİGEM'le, daha önce tarım çiftlikleriydi bunlar. Tarım işletme genel müdürlükleri olarak şu anda TİGEM olarak adlandırılıyor. Bunlar ülkenin tohum ihtiyacını karşılardı. Geçtiğimiz dönemde IŞİD ihtiyacını karşıladı. Urfa'daki TİGEM örneğinden biliyoruz. Buyurun, devam edin. Aynen öyle, aynen öyle. Şöyle bakalım. Türkiye'de bir çiftçi eğer hayvancılık yapıyorsa sütünü satabileceği bir süt endüstrisi kurumu vardı. Hı hı. Etini vereceği bir et balık kurumu vardı. Yani çiftçi devletle kamu iktisadi teşekkülleri dediğimiz bugün kit olarak algılanan o kurumlarla diyalog halindeydi. Çiftçinin bir sahibi vardı. Devlet, kamu bu işin içindeydi. Fındık, fisko birliği, çay kura, pamuk, ant birlik ve çuko birliği, hı hı. Zeytin ve zeytinyağı, tarış ve marmara birliği, ayçiçek ve ayçiçek türevleri tümüyle Trakya Birliği. Yani böyle 16-17 tane yapı vardı. Dolayısıyla bunların hepsi tek tek bitirildi. Ama özellikle 99-2000 kriziyle temeli 80'de atıldı. Devamını Özel yaptı. Devamını Çiller yaptı. 99-2000 kriziyle Derviş geldi. Derviş de liberalizmin, yani Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası'nın temel politikasını aldı. Türkiye'ye dayattı. Türkiye de buna razı oldu. O günkü çok partili koalisyon kolayı seçti. Hazır paraya ulaşmak için 17 tane yasa çıkardı. 17 yasanın içerisinde biraz önce bahsettiğimiz tarım satış kooperatifleri ve birlikleri yasası. Ardından AKP başladı. Şeker yasası, tütün yasası, tekel yasası, toprak kanunu, tümünü yeniden planladı.
ve tümünü hani şey diyorlar genelde, Türkiye'de tarım politikası yok. Hayır efendim, tarım politikası var ve onun kuralları da var. O kurallar şu andaki kapitalizmin, bir devlet kapitalizmiyle yönetilen Çin, Rusya'da olduğu gibi, şirket kapitalizmi olarak yönetilen Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği vesaire olduğu gibi, Türkiye'de de ne yazık ki hem devlet, yani hem iktidar, hem saray, hem de şirket kapitalizmi var. İkisi birden var bu topraklarda. Hı-hı. Ve bütün bu yapılar bunlara terk edildi. Ve o politikanın tümü bu ülkenin kendi çiftçisine göre değil, bu ülkenin kendi toprağına göre değil, bu ülkenin suyuna, bitki çeşitliliğine, hayvan türüne göre değil, yabancı şirketlere, yabancı ülkelere ve Avrupa Birliği'nin konseptine göre planlandı. Hı. 80'ler itibaren IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, 2002'den sonra AKP iktidarıyla da Avrupa Birliği politikalarına endekslendi. Avrupa Birliği 2004 yılında Türkiye'ye bir ev ödevi verdi. Türkiye dedi ki biz ısrarla Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyoruz dedi. Ve bununla ilgili 150 bin sayfalık bir muktesabat hazırladı. Bu muktesabatın 70 bin sayfası aşağı yukarı tarımla ilgiliydi. Hı hı. Ve orada söyledikleri temel kavram şuydu. Siz Türkiye Cumhuriyeti ve onun temsilcisi olan siyasal iktidar Avrupa Birliği'ne girmek istiyor iseniz eğer, yapmanız gereken bazı şeyler var. Birincisi şu, bizde çok üretilen ürünlerde bizimle rekabet etmeyin. Örnek mi? Et. Bizde et dağları var. Tereyağı dağları var. Süt gölleri var. Hı-hı. Dolayısıyla siz zaten bizim 25-26 ülkede yetişen, sizde yeniden üretmeye ihtiyaç olmayan ürünlerden aslında vazgeçin dendi. Sadece bizimle dört ana üründe rekabet edebilirsiniz dendi. Bir, fındık. İki, kuru bakliyat. Üç, küçükbaş. Dört, yaş meyve sebze. Bakın, hububat yok. Özellikle söylüyorum. Endüstri dediğimiz ayçiçeği, soya ve ona bağlı ürünler yok. Evet. Bakıyorsun pamuk yok. Tütün bize yok. Bize öngörülen dört ürün var. Ve eğer diyor siz bu dört üründe bizimle rekabet edebilmeniz içinse başka bir koşul daha var. Sizin her yıl bütçenizden 14 milyar avro para ayırmanız lazım diyor. Ancak bu parayı ayırabilirseniz bu dört ana üretim dalında bizimle rekabet edebilirsiniz. Eğer bunu gerçekleştiremezseniz o alanlarda da rekabet edemezsiniz. Hmm. Şimdi bu çok önemli. Bunu bir kenarda tutalım Ert Bey. Bu önemli. Tamam. İkinci çok önemli bir talepleri vardı. 2019'un sonuna kadar, yani 2020'ye kadar gümrük duvarlarını sıfırlayacaksınız. Gümrük duvarlarını sıfırlayacaksınız. Hı hı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2002'den bugüne kadar AKP iktidarı tamamen tarımda bir girdilerde tamamen dışa bağımlıyız. Ne demek istiyoruz? Türkiye'de artık tarım ilacı üretilmiyor. Türkiye'de artık gübre hemen hemen üretilmiyor. Türkiye'de herhalde mazot yok. Mazotun tümünü dışarıdan alıyoruz. Tohum, iktidar bir başarı öyküsü olarak bize söylüyor. Diyor ki 2002 yılında 200 bin ton tohum üretiyorduk. Şu anda 1 milyon 100 bin ton tohum üretiyoruz diyor. Neredeyse 5 kat üretimin arttığı konusunda övünüyor. Ama bilin, en azından halkımız bilsin, bu üretilen 1 milyon 100 bin ton tohumun en fazla 150 bin tonu ihraç oluyor. Geriye kalan 950 bin tonu benim çiftçime satılıyor. Ve bu çiftçime satılırken 50 liraya benim çiftçime sattıkları tohumu yurt dışına 30 liraya satıyorlar. Bu birincisi. İki, tohum üreti artmış olmasına rağmen benim üreticim her sene daha fazla tohuma para vermekte
ve her sene tohum satın almak zorunda kalmakta. Ve en önemlisi 3, bu tohumun %80'i ne yazık ki yabancı şirketlerin, sadece benim toprağımı kullanıyorlar, benim suyumu kullanıyorlar, benim çiftçimi kullanıyorlar, tohumu da yine kendi adlarına üretip bana satıyorlar. Dışarıdan getirilen anaçlar için de her bir ton tohum için 8 dolarla 20 dolar arası isim hakkı dediğimiz royalty diye bir kavram var. Buna ödeme yapılıyor. Hmm. Kısaca tarımda bütün girdiler ne yazık ki yabancıların, yani çiftçinin girdileriyle ilgili bir fiyat tespit edebilme şansı yok. Peki çıktılar, üretti. Ürettiğini nasıl satıyor ona da bir bakalım. Türkiye fındık fiyatını İtalyan Ferro'nun rızası olmadan belirleyebilir mi? Belirleyemez. Belirleyemez. Evet, Türkiye'de mısır fiyatlarını Cargill'in rızası olmadan belirleyebilir mi? Hayır. Belirleyemez. Türkiye buğday fiyatlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın rızası olmadan belirleyebilir mi? Belirleyemez. Yani deyim yerindeyse girdi fiyatlarını belirleyemediğimiz, üretim maliyetlerini belirleyemediğimiz, ürün fiyatlarının nihai olan ürün bedelinin fiyatını belirleyemediğiniz bir ortamda siz çiftçi hangi yöntem ve gerekçelerle ayakta tutabilirsiniz? Evet. Siz bu ülkenin biyoçeşitliliğini nasıl koruyabilirsiniz? Siz bu ülkede polikültür dediğimiz, yani çok çeşitlilik, küçük aile işletmesi, orta ölçekli işletmeler, aileler, bunları nasıl ayakta tutabilirsiniz? Hiçbirini ayakta tutabilme şansınız yoktur. Hı hı. Uyguladıkları çok planlı, çok organize, çok net sonuçları belli olan bir tarım politikası uyguladılar Erk Bey'de. Uygulamaya devam ediyorlar. Hı hı. Bunun ayakları şu: bir, yabancı çiftçileri destekleme modeli, ithalat. İki, o ithalattan para kazanacak olan lobiler. Bunlar iki birimde. Bir, yabancı lobiler. İki, yerli lobiler. Bu lobiler kim? Saray ve çevresi. Evet. Şimdi dövizden dolayı, dövizin ülke parası karşısında çok güçlü olmasından dolayı artık ithalat da çok pahalı geldiği için yapabilecekleri yeni bir sistemi devreye sokuyorlar farkında olmadan. Hatırlayın, yine sizinle konuşmuştuk umuyorum, tahmin ediyorum. Bosna Hersek'le böyle bir anlaşma yazdılar. %100 kota uyguladılar. Ne demek bu? Evet. %100 gümrüksüz ürünlerin girişi. Yetmedi, Sırbistan'la uyguladılar. Yetmedi, şimdi Sudan'la uyguluyorlar. Peki Sudan'ı şöyle bir inceleyelim. Sudan'dan yaklaşık 9 milyon dönüm arazi 99 yıllığına kiraladılar. Kim kiraladı? Siyasal iktidar kamu aracılığıyla özel şirketlere üretim yaptırmak adına bunu kiraladı. Ve Sudan'da ne oldu? Bir darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra sorduk, bu arazilerin akıbeti ne oldu? Ne yazık ki hiçbir açıklama yapmadılar. Şimdi yine bu uluslararası ayrımcılıktan ve kayırmacılıktan kaynaklanan %100 kota kültürü nedeniyle bir yeni dışişleri komisyonuna sözleşme getirdiler. Bu sözleşmeyle Sudan'dan %100 kota tarifesiyle, yani sıfır gümrükle birçok ürün alacaklar. Öyle bir tane iki tane falan değil. Bu yeni sömürünün yeni bir başka ayağı. Peynir altı, sömürü var burada. Peynir altı suyu alıyorlar 2000 ton mesela. Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları kabuklu, taze, dayanıklı 2000 ton. Yani böyle şeyler alıyorlar Sudan örneğinden söz ediyoruz. Evet. Evet, tabii. Şimdi 50 bin baş büyük hayvan. 50 bin baş büyük hayvan.
yine 2000 baş küçük hayvan canlı, devamında 8000 ton hazır et, 8000 ton hazır et, 500 ton süt ve krema, 2000 ton tereyağı, 2000 ton peynir, 2 milyon yumurta, 500 ton bal, 5000 ton patates, 5000 ton domates, 1000 ton sarımsak, yani 7000 ton lahana, hani gibi ama gerçek, 7000 ton marul ve diğer ürünler. Lahana, karnabahar var kavun, içerisinde. Karpuz, evet, karnabahar ve bununla beraber elbette 500 ton da et ve o ete, at eti, eşek eti gibi ürünler alınıyor. Bu at eti ve eşek eti meselesi, bunu hayvan yeminde kullanacaklar. Köpek yeminde ve diğer evcil hayvanların yeminde kullanmak için alıyorlar. Düşünün, geldiğimiz noktaya bakın. Yani köpek eti de dahil bunun içinde. Bunları alıyorlar. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Asıl burada kritik olan şu Erk Bey. Aynı zamanda bu alınmış olan karar 4 Aralık itibariyle Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ortaya çıkan ve meclise gelen, komün dışişlerine gelen, meclis dışişleri komisyonuna gelen, orada görüşülen, komisyondan geçen, akşam sabah bütçeden sonra muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Burada asıl en önemli kriter, anayasanın 90. maddesine aykırı olarak kota yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na veriliyor olması. Hı hı. Yani daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan yetkiler, yani hangi üründen ne kadar alınacağı, onda gümrük kullanılıp kullanılmayacağı, gümrük oranı olup olmayacağı ya da gümrük oranının %1 mi, 0 mı, %5 mi, %10 mu olacağını belirleyen mekanizma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinden alınıyor, Cumhurbaşkanı'nın yetkisine veriliyor. Yani tek adam nasıl ithalat yapılacağına da karar veriyor artık. Yani şu mu demek sayın vekilim, aslında önümüzdeki listeden bakalım. 50 bin büyükbaş hayvan, canlı büyükbaş hayvan Sudan'dan alınacak ve ne kadar alınacağına, neden alınacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. Bu mu demek tam net olarak? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani küçük başta diğer bütün ürünlerde asıl bir önemli tarafta şu, bu çok önemliydi, şu anlamda önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumu olan, yasama yetkisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kez daha nasıl işlevsiz hale getirildiği, nasıl tek adamın keyfi yönetimine terk edildiğini ortaya koyan çok önemli bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama burada başka bir hikaye daha var, çok görünmeyen. Sudan'a eğer biz mal gönderirsek, tam tersi, biz Sudan'a ürün satarsak, Sudan bütün ürünlere yine kota koyuyor. Bütün ürünlere gümrük koyuyor. Koyduğu gümrük ürüne göre değişmekle beraber %40, %50, %30, %20. Yani şimdi biz Sudan'a iyilik yapacağız, onun kalkınmasına yardımcı olacağız, buradaki gerekçe o. Ama biz Sudan'a bir şey sattığımızda Sudan kendi üreticisini korumak için, kendi tarımını korumak için bizden alacağı her türlü ürüne gümrük koyacak, kota koyacak ve kendi izinlerine tabi olacak. Bu nasıl bir aymazlıktır? Yani bu da şu demek herhalde, Sudan'ın bile gerisinde üreticimizi asla korumayan 5. sınıf tarımda da bir ülke olduk demek. Tarım ve hayvancılıkta da. Aynen öyle. Bakın şey diyor, geçen gün Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı, kilidin anahtarı kimdeyse sözü de o söyler diyor. Gıda diyor, güvenlik unsurudur diyor. Milli güvenlik kadar da önemli ve kıymetlidir diyor. Tabii onların milli güvenlik felsefesi eğer tank palet fabrikası gibiyse doğru söylüyor. Evet. Nasıl tank palet fabrikasını istediğiniz gibi sattıysanız, bu elbette bir milli güvenlik meselesinin, hani baktığınızda milli güvenlik meselesi tank palet fabrikasını Katarlara vermekse, galiba tarımı da böylece bütün
Katarlara, başka firmalara ya da Sudanlı firmalara teslim etmek galiba onlar açısından bir milli savunma meselesi olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle savunuyorlar. Demek ki onların milli savunma, milli güvenlik meselesi silahlı silah ürettiğiniz ya da tank ürettiğiniz, palet ürettiğiniz fabrikaları yabancılara vermek. Tarımda da tamamen kotaları kaldırıp yabancı ülkelerin ürünlerini sıfır gümrüklü ülkeye almak. Gerçekten şunu anlamış değiliz. Buradan ciddi bir rahatsızlığımız var. Çok net. Yeni dünya düzeninin Erk Bey ve gelecek dünyanın en önemli stratejik dediğimiz üç temel ana sektörü var. Bir tanesi enerji. Bunu herkes bilir ve dünyada enerjiye ulaşabilmek için her şey yapılır. Ama biz biliriz. İnsanoğlu bu dünyada dünya var olduğu sürece çok yakın yüzyıllara kadar enerjisiz yaşadı. İkinci sektör ve önemli alan sudur. Su. Su dünyanın ve insanlığın en önemli temel ihtiyacıdır. Haktır. Yani bundan sonra küresel ısınma, iklim değişikliğinde göz önüne alırsak biz su sorununun daha fazla yaşanacağını görmek zorundayız. Ve elbette üçüncü kavram ve üçüncü önemli şey beslenme. Gıda. Yani tarım. Gıda yani toprak. Türkiye şu anda bir ekonomik kriz yaşıyor ama aynı zamanda da gıda ve üretim sorunu yaşamaktadır. Bir örnek vermek isterim ya da birkaç örnek. Bir, 17 yılda şu anda 60 milyon ton buğday aldık. 1989 yılında nüfus 40 milyon küsürlerken, 43-44 milyon küsürlerken 19 milyon ton buğday üretiyorduk. Bugün 82 milyon insanız, yine 19 milyon ton buğday üretiyoruz. O da Sayıştay tarafından rakamlarınız güvenilir değil, sorunlu denen TÜİK'in rakamları üzerinden. Evet. Çünkü biz o rakamların doğru olduğunu kabul etmiyoruz. Doğru değil çünkü. Yine bakın, bu ülke pamuk ülkesi etmeyin. Pamuk katma değeri en yüksek ürün. Pamuk dediğinizde sapından tutun da kapçığına kadar, çiğitinden tutun da lifine kadar her tarafı inanılmaz bir zenginliktir. Ayakkabı, deri sanayi, kösele, yağ, hayvan yemi, yani deyim yerindeyse çok net bir şekilde küspesi, her şeyinden yararlanılır. Yaklaşık olarak 45-46 sektörde kullanılan bilim bir üründür. 17 yıllık AKP iktidarında 12,5 milyon ton hemen hemen pamuk ithal ettik. 21,5 milyar dolar para verdik. Yine bunun yanında mısır milyonlarca ton. Soya milyonlarca ton. Belki bizim memleketimizden ortak hemşeriyiz biz, biliyorsunuz. Ortak memleketimizden zeytinden bir örnek verirsiniz. Çünkü orada da durum çok işler acısı, biliyoruz yakında. Orada çok bambaşka bir hikaye var. Paylaşmak isterim. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde 102 milyon ağacımız vardı. Evet. 102 milyon ağacımız. Ve o günün tarihiyle 2002 yılında 1 milyon 800 bin ton biz zeytin üretiyorduk. Çok önemli bu. 1 milyon 800 bin ton. Bunun 400-450 bin tonu sofralıktı. Geri kalanı da yağlıktı. Bugün 2019 tarihi itibariyle söylüyorum. İktidar 2005-2006-2007'den itibaren zeytinciliği destekleyeceğim diye 78 milyon ağaç diktirdi. 78 milyon, 76-78 milyon ağaç diktirdi. Ve bir anda zeytin ağacımız 180 milyon adet oldu. 180 milyon adet desteklerle yaptılar bunu. Hı hı. 2019 rekortlisini paylaşmak isterim. 1 milyon 800 bin ağaç, 102 bin ağaç. Özür dilerim, 180 milyon ağaç, 102 milyon ağaç. Bakın, 102 milyon ağaç, 1 milyon 800 bin ton üretim. 2019, 180 milyon ağaç, zeytin ağacı rekolte ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon 500 bin ton. İnanılmaz bir şey. Ağaç sayısı nereden, nereye çıkmış? Üretim nereden nereye düşmüş? Ne yapıyoruz? Afrin'den zeytinyağı getirip Türkiye'den
başka ülkelere satıyoruz. Aslında kendi getirip getirip demekten öte bir şey. Böyle bir hikaye nasıl başladı acaba? Aslında Afrin meselesini de iyi anlattınız. Getirip demek tam da karşılamıyor. Belki çalıp demek biraz daha net ifade olabilir. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii Afrin meselesi başlı başına incelenmeli, evet, değerlendirilmeli. Orada kimden alıyorlar bu zeytini? Oranın hakimi kimdir? Bu da bambaşka bir soru. Ama ben şuraya varmak istiyorum. Erk Bey 17 yılda iktidar şunu söylüyor. Diyor ki 224 milyar dolarlık ihracat yaptı. İthalat olarak da 221 milyar dolarlık ithalat yaptı. Yani yaklaşık olarak 3 milyar dolar gibi bir fazlan var diyor. Bakış açısı böyle. Buradan yaklaşıyor. Biz tabii bu işi biraz biliyoruz. Belki çok bilmesek de biraz biliyoruz. Biraz biliyorsunuz, evet. Bir bakalım. Evet, şöyle bir şey var. Tarımda ihracat iki alanda olur, ithalat da iki alanda olur. Birincisi gıda maddeleri olarak değerlendirilir. Yani bir ürün toplanır, işlenir, ambalajlanır ve pazarlanır. Biz buna gıda ihracatı deriz. Ya da ithalatı deriz. Bir de ham madde dediğimiz ithalat ihracat dengemiz vardır. Buradan bir yere varmaya çalışıyorum. Ham ithal gıda maddeleri açısından çok açık bir şekilde ihracatçıyız. Yani demek istiyorum. Un satıyoruz, bisküvi satıyoruz, çikolata satıyoruz, makarna satıyoruz, irmik satıyoruz. Bunlar gıda maddeleri. Bu tür ürünlerin satışından doğrudan net ihracatçıyız. Ama ham madde açısından baktığımızda bir buğday, arpa, yulaf, kuru fasulye, mercimek, canlı hayvan, kırmızı et, mısır, soya, ayçiçeği, pamuk gibi ürünlerde mutlak ithalatçıyız. 17 yılda 81,5 milyar dolarlık ham madde ithalatı yapmışız. 13 milyar dolarlık ham madde ihracatı yapmışız. Anlaşılsın olarak söylemek isterim. Sayın Vekilim, sabaha kadar konuşabiliriz bu konuyu. Sizin bilginiz, sizin bu konudaki deneyiminiz ve araştırmalarınız dillere destan. Burada şüphemiz yok. Fakat benim bir konuğum daha var. Dilerseniz bu mevzuyu biz ikiye bölelim. Yani kısa bir zamanda bir daha konuşmak üzere sözleşelim. Efendim, son söylediğinizi sesiniz tam gelemediği için anlayamadım. Umarım benim sesim geliyordur size. Şunu söyledim Sayın Vekilim. Sabaha kadar konuşabiliriz ama dilerseniz ikiye bölelim. Kısa zamanda bu tarımsal üretimden ve bu toprak kayıplarımızdan kapitalizmin bunların boğazını sıktıkça halkımızın boğazlarını nasıl sıkmalarından örneklerle konuşmaya devam edelim. En yakın zamanda demek istiyorum. Tamam efendim. Olur. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, ağzınıza sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Son bir cümle söylemek isterim. Lütfen. Eğer müsaade ederseniz son bir cümle. Estağfurullah. Yeni bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada rekabet çiftçi üzerinden değil, devletlerin tarım politikaları üzerinden olur. Rekabetçilik böyle olur. Dünyanın hiçbir yerinde çiftçi rekabetin bir aracı olmaz. Dolayısıyla çiftçiyi rekabet ettirmeyeceğiz. İki, servet ve rant ve deyim yerindeyse serbest piyasa denen bu kavramı reddediyoruz. Önce kendi insanımız, önce kendi toprağımız, önce kendi üretimimiz, gıda egemenliğimizi ve gıda güvenliğimizi ortaya koyacak, çiftçimizi insanca
yaşayacak, tüketicimiz de insanca yeterli ve dengeli besleyecek bir mekanizmayı halkın birlikte iktidarıyla, halkın egemenliğiyle, halkın gıda güvenliğiyle sağlayacağımızı söylemek isterim. Umutsuzluğa yer yok. Bu ülkede, bu toprak, bu güneş, bu mevsim olduğu sürece bunu siz ve biz hep beraber, siz oralardan sesimizi duyurarak, biz buradan vahşi kapitalizme, neoliberal ve onun yerli işbirlikçilerine direnerek hep birlikte başaracağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Bir mukavele. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Saygılar sunuyorum. Evet, gerçekten çok yetkin ve çok değerli bilgiler verdi. Hepsinde not aldım. Ayrı ayrı makaleler çıkar üzerinden. Fakat programımızın süresi 50 dakika. Dolayısıyla başka konuları da konuşmak istiyoruz. Şimdi bir Libya meselesini konuşacağız. Ama ondan öncesinde aslında Almanya'da Türkiye'lilere yönelik, Türkiye'deki göçmenlere yönelik sadece Almanya'da da değil Hollanda'da MIT'in istihbarat oyunlarıyla ilgili bir video seyrettirmek istiyorum size. Hani geçtiğimiz günlerde bir avukat tutuklandı Türkiye'de, hala tutuklu bulunuyor Eylül ayından bu yana ve bu avukattaki bilgiler Türk hükümetinin elinde bulunduğu söyleniyor. Pek çok kesimi hedef alan bilgiler bu. İşte bunun içerisinde sol örgütler var, Kürt siyasetçiler var ve cemaatçiler var. Avrupa'da halkın tedirginliği var. Fakat Alman istihbaratından da Türkiye'lilere dikkatli olun uyarısı geldi. Şimdi kısa bir haber vereceğim ve o belgeyi de paylaşarak arkadaşlar haberimiz hazırsa lütfen girelim. Casusluk suçlamasıyla tutuklanan iltica başvurusu avukatı Yılmaz S. olayında yeni gelişme. Alman istihbaratı MIT faaliyetlerini kabul etti, iltica başvurusu yapan Türkiye'li yurttaşlara dikkatli olun uyarısı yaptı. Bu kişilerin ikamet adreslerine gönderilen Türkçe ve Almanca yazılı uyarı belgelerinde ise şu ifadeleri yer verildi. Türk hükümeti belgelerinize ulaşmış olabilir. Bilgi almak için Federal Göçmen Dairesi'ne müracaat edin. Alman istihbaratı uyarı notlarının yanında mağdurların acil durumlarda kendilerini araması için özel kartvizitlerde bıraktı. 22 yıl süreyle Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan Türk avukat Yılmaz S. casusluk şüphesiyle 17 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 19 Eylül'de tutuklanmıştı. Yılmaz S.'nin MIT tarafından takip edildiği ileri sürülmüş ve Ankara'da gözaltına alındığı sırada yanındaki 47 iltica dosyasına da el konulmuştu. Sığınmacılardan bazılarının yakınlarıyla birlikte Almanya'ya geldikleri için dosyalarda 83 kişiye ait bilgilerin bulunduğu kaydediliyor. Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat ise tutuklu bulunan avukatın şimdiye kadar toplam 283 iltica dosyasını incelediğini aktarmıştı. 3 grupta bulunan dosyalar Kürt siyasetinden, solcu gruplardan ve cemaat yapılanmasından kişilere ait. HDP eski milletvekili Leyla Birliğin dosyasının da bunlar arasında olduğu ve MIT'in eline geçmiş olabileceği tahmin ediliyor. Yılmaz S.'yi tutuklu olduğu Silivri cezaevini ziyaret eden CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, sorgusunun MIT tarafından yapıldığını iddia etti. Onu gözaltına alanların asıl amacı bu dosyalardı. Kimlerin Avrupa'ya iltica başvurusu yaptığını öğrenmek istiyorlardı dedi. Tutuklu avukat ve MIT'in eline geçen iltica belgeleri Almanya ile sınırlı değil. Çünkü Yılmaz S. son 10 yıldır Hollanda ve Norveç, bir yıldan beri de İsveç Büyükelçiliklerinin avukatlığını yapıyordu. Türk hükümetinin avukat tutuklama ve belgeleri ele geçirmeye yönelik bu tavrının iltica başvurusu yapanların Türkiye'deki yakınlarına da ulaşma isteği olarak değerlendiriliyor. Hollanda'da iltica başvurusu yapanlar da bilgilerimiz korunamadı ifadelerine yer verdi. Hollanda hükümetine sunulan bir mektupta yer alan ifadeler ise dikkat çekiyor. Türk haber sitelerinde bu operasyon casus avukat yakalandı şeklinde servis edildi.
Avukatın ofisinde yapılan aramalarda iltica başvurusu yapan kişilere ait binlerce evraka ulaşıldığı, polis ekiplerince arama yapılan şüphelinin İstanbul'daki ofisinde de hazırlanmış binlerce araştırma raporu ele geçirildi. İfadeleriyle haber metinlerine yansıdı. Hollanda'ya iltica eden birisi olarak çok ciddi bir güvenlik problemiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Güvenlik zafiyetine Hollanda Başkonsolosluğu ve istihbaratının sebep olduğu açık. Yaşanan bu talihsiz olaydan sonra devletler tarafından korunmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak üzere iltica başvurusu yapan kişilerin verdiği şahsi bilgi, belge, evrak ve deliller Türk hükümetinin Erdoğan rejiminin eline geçmiştir. İltica başvurularında bırakın iltica başvurusu yapan kişiye ait evrakları, kişinin başvurusunun dahi ülkesine bildirilmemesi esastır. Şöyle bağlayalım haberi aslında. Biz olmadan dünyada yaprak kıpırdamıyor. Avrupa'da durum böyle. Bir de Libya'ya bakalım. Sanki yeni bir bataklık arayışı gibi. Hani iktidar varlığını idame ettiremiyor. Dışarıda da o varlık savaşını yine savaşlar, gerginlikler üzerinden götürmek istiyor. Tabii bizim Suriye Savaşı'ndan beri gördüğümüz bu işi de cihatçılarla, radikal İslamcılarla onlara taraf olarak yapmaya devam ediyor. Şimdi gazeteci dostumuz Hediye Levent'i alacağım telefona ve soracağım. Bu Libya meselesinin iç yüzü, anlamı, bu Türkiye'nin asker gönderme hevesi nedir? Hediye, iyi akşamlar diliyorum Hediye. İyi akşamlar Erki, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sana 3 tane gazeteci sorusu hazırladım. Bekliyorum. Yeni bataklık arayışı gibi görünüyor. Sen geçen günde Evrensel'de çok keyifli, yani bu konu ne kadar keyifli bilmiyorum ama çok aydınlatıcı bir yazı yazdın bu konuyla ilgili. Sormak istiyorum sana şimdi. Yani bu yeni bir bataklık arayışı mı ve bizim Libya'da gerçekten işimiz nedir? Yani bu bir bataklık arayışı mı? Tabii son dönemde Türkiye'nin dış politikasının sürekli kriz ürettiğini ve bunun ne amaçla yapıldığının da hala belirsiz olduğunu göz önüne aldığımızda bu soru açıkçası cevapsız kalıyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Libya'da işi nedir? Libya meselesi aslında Doğu Akdeniz'deki bir karasuları sınırları ile ilgili. İkincisi de yine Akdeniz'deki gaz yatakları ve petrol yataklarına ilişkin bölüşümle ilgili bir kavga var Akdeniz'de zaten. Akdeniz'e kıyı ülkeler Yunanistan, işte Lübnan, İsrail, hatta Suriye, Mısır gibi ülkeler bu sürece bir süredir de dahiller. Türkiye'de hem Türkiye'nin karasuları hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları üzerinden bu yarışa, pay kapma savaşına dahil olmak istiyor. Ancak Türkiye'nin özellikle Arap ayaklanması döneminde yürüttüğü politikaları da göz önüne aldığımızda çok tez canlı, çok hani yüksek riskli seçimler yaptığını görüyoruz. Zaten Libya'da da benzer bir seçim yapmış gibi görünüyor. Yani Akdeniz'deki bu enerji savaşına dahil olan ülkelerle, mesela Mısır'la, hatta Yunanistan'la, diğer ülkelerle minimum düzeyde de olsa diplomasi kanallarını açmak yerine Libya'daki sürece dahil olmayı tercih ediyor Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Libya'da oldukça kırılgan bir süreç var. İki taraf şu anda savaşıyor zaten hali hazırda. Trablus saldırı altında. Türkiye'nin işte anlaşma imzaladığı hükümetin güven oyu almaması nedeniyle, almamış olması nedeniyle zaten meşruiyetine ilişkin tartışmalar var. Bunun üzerine bir de Türkiye deniz hukukuna göre normalde bu anlaşmanın meşru olduğunu savunurken bu sürece dahil olan Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu girişiminin diğer ülkelerin haklarını ihlal ettiğine dair bir açıklama yaptılar. Ha, bu açıklamanın hukuki zemini var mıdır yok mudur, bu hukukçulara kalan bir soru. Ama genel olarak eğer birçok ülke, bölge ülkeleri dahil olmak üzere hani Türkiye'nin masada olmadığı, doğrudan aktör olmadığı bir süreçle ilgili Türkiye'ye böyle bir çıkış yapıyorlarsa bu Türkiye'nin durumunun çok da iyi olmadığını gösteriyor bu konuda. Aslında ikinci sorumu sen cevapladın. Burası Libya'dan söz ediyoruz tabii. Yeni bir uluslararası rant sahası gibi görünüyor. Özellikle enerji kaynakları bakımından. Evet. Peki buradan şöyle devam edelim Hediye istersen. Türkiye'nin
bu asker gönderme, bu hevesli olma hali nasıl sonuçlanır? Çünkü bu işi bilen çok pek çok arkadaşımız, hem akademisyen hem gazeteci, Suriye'den daha beter sonuçları olabilecek felaketler zincirine imza atar açıklamaları yaptılar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bunun gidişatını kestirmek çok güç. Diğer taraftan hani yani soruya başlarken mesela hani enerji kaynakları ile ilgili bir paylaşımdan bahsettik. Aslında bu Libya ile ilgili Türkiye'nin gelgitli açıkçası dengesiz politikası ya da yaklaşımları yeni değil. Hatırlayacak olursak Kaddafi'nin saldırı altında olduğu günlerde, yani Libya'nın daha doğrusu saldırı altında olduğu günlerde Türkiye'den ilk başta NATO'nun ne işi var Libya'da şeklinde çıkış duyduk. Çok kısa bir süre sonra Türkiye'de, yani İzmir'in Libya'ya yönelik operasyonların merkez üssü olmasıyla övünür hale geldik Türkiye olarak. Böyle bir manzara var. Diğer taraftan Libya'nın kendi enerji kaynakları var. Zaten daha Kaddafi linç edilmeden önce mesela Fransız şirketleri yerel aşiretlerle ya da daha yeni yeni işte silahlanan güçlerle anlaşmalar imzalamıştı. O dönemde paylaşım savaşı başlamıştı. Aynı zamanda Libya'nın şöyle bir özelliği var. Bulunduğu konum itibariyle kendi öz kaynaklarının dışında bulunduğu konum itibariyle Akdeniz'e çok hakim bir yerde. Yani Yunanistan'da Libya'nın karasularının bir kısmının kendisine dahil olduğunu iddia ediyor. Türkiye'de o hattı tutarak Akdeniz'deki alanını genişletme çabasında. Dolayısıyla Libya'nın ikili bir durumu var. Başka bir nokta daha var bu konuda. Libya meselesinde Türkiye'yi aslında doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye bölgenin bir ekonomik, diğeri siyasi açıdan güçlü iki ülkesiyle ciddi kriz halinde. Biri Suudi Arabistan, diğeri Libya ve Libya'da da biri Suudi Arabistan, diğeri Mısır ve Türkiye Libya'da da bu iki ülkeyle karşı karşıya geliyor. Yani bütün bunları toparlayacak olursak eğer, Türkiye'nin oraya göndereceği askerin sayısı ne olacak? Nereye yerleştirecek? Bir askeri üs mü oluşturacak? Hangi tarafta oluşturacak? Yine Türkiye'nin yakın olduğu ya da anlaşma imzaladığı ulusal mutabakat hükümetinin elindeki Trablus ve çevresi zaten saldırı altında. Gönderilecek askerlerin güvenliğini kim sağlayacak? Ya da bu askerler doğrudan o ulusal mutabakat hükümeti saflarında savaşacaklar mı? Bütün bu sorular bir kenara koyuyoruz. Diğer taraftan hem Libya'daki bu paylaşım savaşına dahil olan ülkeler, hem de bölge ülkelerinin Türkiye'ye Libya dışında karşı hamleleri olması ihtimali gayet yüksek. Çünkü enerji paylaşımı savaşı ile birlikte devam eden bir bölgede büyük abilik savaşı da var. Evet. Yani Türkiye'nin mesela bu Arap ayaklanma sürecine dahilinde bir Orta Doğu İslam ülkeleri liderliği, bölge ülkelerinin liderliği gibi bir pozisyona iddiasında bulunduğunu da gördük. Zaten Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yaşanan sıkıntıların, krizlerin sebeplerinden biri de bu. Ancak Libya meselesi Türkiye'ye ciddi sıkıntı yaratabilir. Bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. Yani Libya'da şu soru sorulabilir mesela. Libya'da bu kadar çok ülke varken Türkiye neden olmasın? Türkiye'nin Akdeniz'deki gaz savaşına, karasuları savaşına vesaire katılması gayet normal kendi çıkarları açısından. Birçok ülke buna dahil. Çünkü Arap ayaklanması döneminde zaten müttefiklik ilişkileri değişti. Kısmen sınırların değişebileceği konuşuluyor hala. Ancak Türkiye'nin mesela diğer ülkeler Libya'daki sürece dahil olurken belli ajandalarla ve saha gerçeklerini göz önüne alarak hareket ediyorlar. Mesela Türkiye'nin karşı çıktığı Hafter güçlerinin askeri açıdan çok daha güçlü olduğunu birçok rapordan da görebiliriz şu anda. Durum bu kadar kritikken, Trablus'a saldırılar devam ediyorken, Hafter'in arkasında bölge ülkeleri varken, hatta Avrupa ülkeleri ve Rusya aynı zamanda arkasında duruyorken bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin bu kadar keskin çıkış yapması kendi çıkarları açısından zarar verici olabilir. Libya'da dengeler değiştiğinde Türkiye politikasını değiştiremeyecek kadar kendi manevra alanını da daraltıyor bu durumda. Diplomasiyle çözülebilecek süreçleri masaya oturma gereği duymadan askeri yöntemlerle çözme hamlesi var gibi görünüyor. Bir de tabii şey var, yani bu vekalet savaşları içerisinde biz Suriye'de gördük, çok fazla Türkiye cihatçı yapıyla
temas etti ve bunun sonucu Türkiye'de sıkıntılı durumların ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi aslında Libya ile de çok uzun süreçlerde bu ilişkiler dillendirilmişti. Ya bu temasların da bir sonu var mı? Ve bu hani Afrin'de ÖSO'yu kullan, Libya'da El-Kaide'cilerle temas et. Bunun da Türkiye açısından gelecekte sıkıntıları ne olur konusuna da tabii bakmak isterim son olarak. Erk, sen de çok yakından takip ediyorsun bu konuyu. Hatta çok da güzel bir kitabın da var bununla ilgili. Sadece birkaç şey ekleyebilirim buna. Hani senin yorumlarının üstüne. Türkiye zaten hali hazırda bununla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Sadece çok fazla hani zamana yayıldığı için belki hissedilmesi çok kolay olmuyor. Ancak zaten hali hazırda burnunun dibinde bir İdlib sorunu var. Her an patlamaya hazır. Evet. Rusya operasyonundan hiçbir şekilde vazgeçmedi ve Rusya ile ilişkiler de çok iyiye gitmiyor. Diğer taraftan hani bu Irak'tan, Suriye'den kaçan IŞİD'çiler var. Türkiye'ye ne kadarı geçti bunu bilmiyoruz. Bunca zamandır zaten milli ordu başlı başına bela olacak Türkiye'ye. Bunlar da cihatçılardan çok ayrı düşünülemez. Aynen, evet. Aynı zamanda bu Libya'dan sen de çok iyi hatırlarsın. İşte o Libya'da ki öne çıkan El-Kaide'ci isimlerden Belhaçlar vesaire falan İstanbul'a sürekli geliyorlardı, gidiyorlardı. Başka hani ne tarz ilişkiler kurdular Türkiye'de ya da hani ne tarz nerelerdeler şimdi, nasıl bir hedef güdüyorlar, bunların hiçbirini bilmiyoruz şu anda. Hali hazırda zaten hissediyoruz. Türkiye'nin zaten bir mezhepçi, ikincisi hani radikalizme yakın durduğuna dair bir imajı var. Hem bölge ülkelerinde hem dünyada yayılan bir imajı var. Bu konuda söylemlerle de destekleniyor ne yazık ki. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında güvenlik açısından sıkıntılı. Önümüzdeki aylarda, belki yıllarda sürekli, hani tek seferde de değil, Türkiye'nin karşısına çıkacak bir radikalizm sorunu var. Çünkü Türkiye içinde de insanları da etkiliyor. Muhafazakarlaşmanın da bir sınırı, evet, olmalı. Ancak bu sınır hani özellikle bazı bölgeleri, o sınır bölgelerini gidip gezecek olursak, bunun sınırı çoktan ipin ucu kaçmış gibi de görünüyor. Bütün bunları toparlayacak olursak, Türkiye'nin zaten güvenlik, kendi içinde güvenlik sıkıntısı yaratabilir bu durum. İkincisi imaj açısından sıkıntısı var. Üçüncüsü bu örgütler bunca zaman doğrudan ya da dolaylı temasla kurulduktan sonra birdenbire terk edilip hani kullandım artık seninle işim bitti, başın çaresine bak denebilecek örgütler değil. Irak ve Suriye'de zaten çok ciddi alan kaybettiler. Bunların gidecek bir yerleri yok. Aynı zamanda bunlar, hani gidecek yer, bir yerde bulunması çok zor. Bütün dünyaya ve tabii ilk başta hani uğrayacakları ülkede Türkiye'ye dağılacaklar yakında. Dolayısıyla zaten hani Türkiye'nin yaşadıkları, hani hali hazırda yaşıyor, yaşayacaklarını da daha ne yazık ki yıllar içinde göreceğiz Peyder Bey. Ağzına sağlık. Bunca net bilgiyi bu kadar kısa sürede vermekte maharet. Çok teşekkür ediyorum Hediye Levent. Ne demek, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, durum böyle. Şimdi artık bir kısa haberle kapatmak istiyorum. Çok az söz edeceğim o haberi ve ardından da videosunu izleteceğim. Şimdi yapanın yanına kar kalıyor diyoruz. Sadece kadın cinayetleri değil, gençlerin, çocukların da bu ülkede güvenliği yok. İşte Rabia Naz dosyasından biliyoruz. Ön plana çıkan dosyalar bunlar ama daha biraz daha arkada kalan dosyalardan da söz etmek gerekiyor. Mesela Berkay İşlev dosyası çok önemli. 16 yaşındaydı bu çocuk. Otomatik silahla Taksim'de bulunduğu için bir çatışmanın ortasına düştü. Ve iki grup çatışıyordu o sırada. Bu çocuk yaşama veda etti. Şimdi buraya kadar zaten bu hikayenin silahlanmayla kentlerin neredeyse Teksas'a dönmesiyle ilgili pek çok şey anlatılabilir. Ama bir de yargılama aşamasında ortaya çıkan skandallardan söz edilebilir. Şimdi 7 kişi bu davada yargılanıyordu. Sadece bir sanık kaldı ve o sanıkların hikayesinde, o sanıkların ilişkilerinde gerçek bir
suç dosyası aslında ortaya çıkıyor. Ne yazık ki Türkiye'de bir çocuk öldürülüyor. Öldürülenler bir çatışma nedeniyle kazanın ortasına düştüğü için bu durumda kalıyor bu çocuk ve öldürülenler cezaevinde değil. Üstelik bunlar suç örgütü olarak değerlendirilebilir. Videomuzla bitirelim. Bu haftalık bu kadar. Herkese iyi akşamlar. 3,5 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çatışma çıkmış, tesadüfen oradan geçen ve olayın içinde kalan 16 yaşındaki Berkay İşlev hayatını kaybetmişti. İki kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olay sonrası 7 şüpheli tutuklandı. Fakat 3 yılı aşan dava sürecinin ardından sanıklardan bir hariç hepsi tahliye edildi. Bu nedenle acısı daha da artan aile, cinayete kurban giden oğulları için yıllardır adalet arıyor. Olay 29 Temmuz 2016'da meydana geldi. Hacı Hüsrev Mahallesi'nde iki grup arasında kız kaçırma tartışması çıktı, sertleşti ve silahlı çatışmaya dönüştü. Bu sırada tatilden dönen ve tesadüfen araçla oradan geçen İşlev ailesi olayın ortasında kaldı. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunlar 16 yaşındaki Berkay İşlev ve 28 yaşındaki Ramazan Çelik'e isabet etti. Berkay'ın vücudunda 3 kurşun yarası tespit edildi. Hastaneye giderken araçta yanında olan annesine son söyledikleri yürek burkuyordu. Anne, ölmek istemiyorum. Ancak Berkay İşlev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 şüpheli tutuklandı ama adli tıp raporunda kimin kimi vurduğu tespit edilemediği söylendi. Silahların bazıları ise kayıptı. Araştırılmadı. Dava 2018'in Nisan ayında karara bağlandı ve 7 sanıktan ikisine hapis cezası çıktı. Diğer sanıklar beraat etti. İstinaf Mahkemesi kararı bozunca dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden yargılama da sanıkların işine yaradı. Biri daha tahliye edildi. Şimdi tek bir sanık olan Hüseyin Kılıç dışında tutuklu yok. Oysa kararın bozulmasından sonra yapılan yargılama aşamasında Cumhuriyet Savcısı tarafından bütün sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verilmişti. Bu arada Ramazan Karagöz, Adem Karagöz, Süleyman Karagöz, Çağatay Hız, Ercan Çirik, Adem Gerekli, İsmail Dayar ve tutuklu Hüseyin Kılıç adlı sanıkların suç makinesi oldukları da ortaya çıktı. Çetecilikten, alkolü ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanmaya, adam yaralamaya kadar pek çok suçları var. Karagöz çetesi olarak da biliniyorlar. Sadece çete lideri olarak değerlendirilen Ramazan Karagöz'ün 30'a yakın suçtan sicil kaydı bulunuyor. 9 davası hala sürerken silahlı yağma ve yaralama suçlarından da aranması dikkat çekiyor. 16 yaşındaki Berkay İşlev dosyası aynı zamanda adalet ve güvenlikteki zaafları da ortaya çıkardı. Davada tahliye olan sanıklardan İsmail Dayar cezaevindeyken Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundu. Dayar, bakanlığa yazdığı mektup ile hem adalet hem emniyet sistemindeki çürümeyi gözler önüne serdi. Dayar'ın o mektubunda şu ifadeler geçiyor. Ramazan Karagöz bir çete lideridir. Olaydaki uzun namlulu silahlar ona aittir. Şu anda hem adliyede hem de emniyetin cinayet masasında bu şahsın arandığı bilinir. Buna rağmen yakalanmaz. Sebebi ise emniyet ve adliyede rüşvet vermesidir. Rüşvet kayıtları elimde bulunmaktadır. Şimdi Berkay son olsun diyen İşlev ailesinin tek isteği davaya müfettiş atanması. 18 Aralık Çarşamba Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.30'da sadece Berkay için adalet istenmeyecek. Dava aynı zamanda silahlanma ile suç ve ceza konularında olumlu veya olumsuz emsal de teşkil edecek.